tünaydın. Birisi uykusunu almış, yüzü gülüyor tabii. Uykumu alacağım tabii oğlum. Allah Allah, hamileyim ben. Hem ben dün neler çektim, sen biliyor musun? Ha, duydum ablacığım, duydum. Nur topu gibi bir metan gazın olmuş. Gerizekalı, konuşma sakın böyle şeyler. Bak, kimseye anlatmak yok Orhan. Çok fena yapıyorum seni. Ablam malikanedekiler duydu artık ya. Aman be, rezil oldum ya. Hah, Kamil, günaydın. Hayırdır reis? Geceyi hastanede geçirmişsin, geçmiş olsun da. Ne çabuk duyulmuş hemen de. Sağ ol Kamil. Ya kafana takmana gerek yok değil. Olur böyle şeyler. Aynı sıkıntı bende de oluyor da. Utanmana gerek yok. Gülme Orhan, gülme çok çok fena yaparım bak senin. Biriniz bana bir tost falan çözse ya, ben bayağı acıktım kahvaltı. Ha, merhaba Cevat. Merhaba. Tost var mı? Var. Tost var. Ayran var. Çay var. Of. Kahve var. Yalan var. Riya var. Örselenmiş kalpler, kırılmış hayaller var. Var oğlu var. Bunun nesi var? Bilal'la Şahzin eti bir arada gördü de. Ah yazık. Filler tepişti. Olan bizim çime ne oldu desenize. Ay neyse, benim karnım çok fena aç ya. Bana bir tost çözün hadi, bak sinirlerim şey oldu. Çık dışarı. Tamam, emrin olur. Sağ olasın. Cevat. Bir iki dakikan varsa gelsene. Cevat, ne olur yapma böyle artık daha fazla. Ben çok üzülüyorum seni böyle görünce. Ya ben reis, ya ben. Benim içimde ne fırtınalar kopuyor bir bilsen. Reis, harap etti kendini de. Harap da kelime mi ya? Kendim böyle aldatılmış, kullanılmış, örselenmiş hissediyorum. Cevat'cığım bak, bütün bu hissettikleriniz... Ne? Zaman herkesin ağzında aynı laf. Ha, tabii Cevat, kim ki onun acısı önemsensin değil mi? Aşk olsun, ben öyle bir şey demek istemedim. Ya reis, kendim böyle kullanılıp atılmış bir ıslak mendil gibi hissediyorum. Şazimet ilk önce böyle ellerini temizledi, sonra sehpayı, son olarak da böyle ayakkabılarını silip beni böyle kırılmış kalpler çöpürle fırlatıp attı. Cevat. Bak, bir dış göz olarak sana tek bir şey söyleyeceğim. Günün sonunda sen değil, Şazimet kaybeder. Kaybeden sen olmazsın, tamam mı? Ya reis doğru söyledi. Ya senin gibi seveni bulabilecek mi Şazimet lan? Mümkün değil ya. Senin gibi kim sevebilir Şazimet? Allah aşkına bir düşün. Kimse sevemez. Sevemez tabii. Ayfer teyze bile o kadar sevmiyor Şazimet'i. Hem Allah aşkına ya. Şimdi şey gibi olmasın da. Şazimet'in nesini seviyorsun sen Cevat? Tevfik gibi bir şey ya. Ya reis bu konuda da haklı ha. Ya gibiyi bırak, aynı deme dur da. Yok 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 yok. Demeyin demeyin ya. Siz öyle demeyin. Ben onu çok sevdim. Devem meve benim devemdi yani. Cevat'cığım. Ne diyeceğim sana bak. Hı. Dünyada bir sürü fıstık gibi kız var biliyor musun? Bilmiyorsun tabii, nereden bileceğim. Kapatmışsın gözlerini. Şazimet de Şazimet. Başka kimseyi bilmiyorsun. Ya şu gözlerini bir aç, şu kalbini bir aç. Bir bak etrafına. Etrafındaki cevherleri bir gör. Vallahi bak, hayat böyle üzülmek için çok kısa. Yazık. Senin değerini bilmeyen bir insan için bu kadar üzülmeye değer mi? Değmez. Ama bu dediğin gerçek aşk değil ki. Evet, gerçek aşk bu değil. Çünkü gerçek aşk onun kıymetini bilenle yaşanır. Ya tamam, Şazimet seninle aynı duyguları hissetmek zorunda değildi. Ama en azından sana seni sevmediğini söylemesi gerekirdi. Değil mi? Ama bak, sen her şeyi boş ver. Tamam mı? Hayatına yeni bir yön ver. Yeni bir Cevat ol. Reis haklı. Bu dünyada sevebileceğim bir sürü kadın var. Hatta belki bu kapıdan çıktığında onlardan biriyle karşılaşacaksın. Ama bu kadar üzgün olduğun için, kendini bu kadar kapattığın için fark etmeyeceksin bile. Biraz güçlü ol, biraz pozitif ol ya. Hadi bakalım, işinizin başına. Sağ ol reis. Sen sağ ol.
birlikteysiniz? Şey, ben Cevat. Çaycıyım. Yeni başladım da. Ben de eski balıkçı Kamil. İyi. Hemen odama az şekerli bir kahve istiyorum. Emriniz olur. Odası nerede acaba ya? Ben öğrenirim kardeşim. Ne buldun?